Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Nisan. Gene çıktık, yollara düştük. Bizimki biraz artık alaklıktan, hani evde durmayalım da gezelim dolaşalım, bir şeyler görelim şey oldu. Çünkü bu çevrede daha şöyle randımanlı bir kuzu göbeği yok. Ama müthiş bir yere geldim. Ben de ondan dolayı açıkçası biraz şey yapmak istedim. Kuzu göbeği bulmak için çıktık biz buraya. Ama şu anda şu görüntüye bir bakın. Yaklaşık 1 kilometre yukarıya doğru çıkışı var. Acayip böyle, ne diyeyim, tam böyle vadinin içerisindeyiz. Bu tarafta aynı. Şöyle. Çok güzel bir ortam. Hani ne diyeyim, böyle çağlar öncesinden kalmış gibi. Pek insana eli değmemiş gibi bir yer. Hatta yukarıda şurada bir mağara gibi bir yer var ama ulaşması imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Şöyle beraber bir hem dolaşalım hem gezelim. Ortamı çok güzel. Havası çok temiz, böyle ne diyeyim. Honaz Dağı'nın etekleri burası. Hani daha biraz önce teyze onunla da söyledim. Eğer ben mantar olsaydım kesin burada çıkardım diye. Çünkü neden? Bakın. Nem var, su var. Hava ılıklığı var. Dışarıda hani bu vadinin dışında fırtına var. Ama burada dal kımıldamıyor. O halde. Çok az. Hafif bir esinti var. Ortamı çok güzel. Şöyle bakıyorum bir taraftan da. Tesadüf de olsa bir tane bulunur mu bulunmaz mı diye. Hem de ortamı göstermek istedim ben size açıkçası. Çok süper bir ortamdayız. Şöyle karşıdan bir daha biraz daha göstereyim şu dağı. Şöyle tam dik yukarı bakıyorum. Bakın hafif eğildiğim zaman dağların çarpıklığı ne kadar belli. İnanılmaz bir şey. Ağaçları da tam böyle kayaların tam ortalarında ağaçlar var. Çam ağaçları. Bakın. İnanılmaz bir görüntü. Ben paylaşmak istedim bunu sizle. Aynı zamanda tabii duruyoruz mu? Durmuyoruz. Kuzu göbeği aramaya da devam ediyoruz. Su sesi görüyorsunuz. Biraz ileride akan suyu göreceksiniz. Bu da Honaz Dağı'ndan gelen kar suyu. Karların gelen suyu yani. Karı suyu. Olmasa bile bir hafta içinde buradan kuzuyu bulurum diye umut ediyorum. İlk defa geliyorum ben buraya. Görmemiştim. Ama çok güzel. Hoşuma gitti. Bakın. Bu akan şelale. Kar suyu. Devam edelim. Biraz daha ilerlere doğru gittiğimizde neler göreceğimizi ben de çok merak ediyorum. Ortam çok hoşuma gitti. Açıkçası. Bu gelen karşı arkadaşlar. Dağlardan yürüyüp tam karlarda oluşan su da. Şöyle biraz yaklaşalım. Devam edelim yolculuğumuza. Nasıl biz böyle
bunun buraları gezeceğiz biraz da. Biraz daha siz de görmüş olun bizim gördüğümüzü. Bence ben çok keyif aldım buradan. Bir şey bulup bulmamam önemli değil. Neden dolayı ortamı çok güzel geldi. Yani böyle dokunulmamış. Bundan dolayı çok hoşuma gittiğinden dolayı şey yapıyorum. Siz de benim gördüğümü görün diye. Şahitlik eğitim diye. Şimdi yol dönüyor. Ben biraz daha böyle ormanın içinden gideceğim ki tesadüf de olsa çıkar mı çıkar gözüyor diye. Bakın uygun bir ortam. Neden dolayı uygun? Nem var. Sıcaklık var. Buranın rakımı da yaklaşık 650 falan. Zaten bir haftada olan sıcaklıkla beraber hani hava müsaade etse bir rakımda bile çıkar şu anda rüzgarı. O halde bir günde 15 derece, iki günde 15 derece üstünde hava. 27-28 dereceleri gördüm. Denizde olmaz. Ondan dolayı. Kendi kendine şekillendirmiş. Buralarda bir yerlerde teyze olum vardı. Onunla beraber gelmiştik. Kendisinin izini kaybettim. Onu arıyorum bir taraftan. Buradan böyle gitmek mantıklı değil. Bakın arkadaşlar. Buralar gerçekten de çok güzel. Diğer tarafta Hamaz'ın arkasından dolaşarak Karaçay tarafından 1600-1700 rakımları, 1800 rakımları kadar çıkmıştım ama hani açıkçası burası o kadar yüksek rakam olmasa rağmen bu kadar keyifli olmasını beklemiyordum. Acayip keyif verici burası. Arkadaşlar ne alışkanlık, bir gözümde sürekli yerde, tesadüf de olsa bir düz bebeği bulur muyum diye. Gözümü alamıyorum ya. Teyze oğlum koptu gitti zaten. Nereye gitti ben de bilmiyorum. Düştü herhalde. Serinlik geldi. Bugün Ramazan'ın birinci günü aynı zamanda. 2 Nisan. Oruçluyuz. Bundan dolayı. Çok fazla da aşırı uzak yere de gitmek istemedim. Bunlarda bir yazalım. Kızı oğlum hala ortalıkta yok. Aha gördüm. Dereye inmiş. Thank you.
Yalçın! Telefonu duymuş herhalde. En güzel çare fıyık. Çocukluğumuzda da böyleydi, şimdi de böyle. Ben yakından bir daha göstereyim ben size de. Ben yukarı bakınca başım dönüyor. Erozyonu önlemek için muhtemelen böyle kademeler yapılmış. Ki erozyon kesilsin. Yoksa olan toprağı yarıp gidecek. Şekillendiriyor tabii ki. Ben gene böyle biraz daha içeriye doğru gidiyorum.